Bölünebilmeye başlıyorum. Seri biçimde bölünebilme yapalım arkadaşlar. Sınavda benzerleri gelecek. Evet, bir bölme algoritma sorusu. Şimdi mevzumuz zaten biliniyor diye düşünüyorum. A eşittir BC artı K'ydı ve algoritma gereği bölen her zaman kalandan büyük olacaktır. Ben de burada algoritma yazmak için buraya A, buraya B dersem benim M dediğim sayı 3A artı 2 olur. Aslında buradan şunu da söyleyebiliyorum. M sayısı 3'e bölündüğünde gayet de 2 kalanını veriyor bana. Güzel. Şunu yazmama dahi gerek yok aslında. Ve sağ tarafa baktığımda 45 eşittir. M çarpı B artı 3 oldu. Ve at karşı tarafa 42 eşittir M çarpı B geldi. Şimdi arkadaşlar şunu biliyor muyuz? M bölme algoritması gereği kesinlikle 3'ten büyük olacak. Aynen öyle. Şimdi M 3'ten büyük olacaksa ben de gelirim buraya 3'ten büyük sayıları sıralarım. Kafama göre sıralamayacağım. Buna 4 demeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bir kere M pozitif tam sayı olacak. Şimdi M'ye neden 4 vermiyorum? Çünkü 42'ye bölünmez. Şu an uzatıyorum, daha kestirmeden çözeceğim. 6 olur, 7 olur. 42 başka neye bölünür arkadaşlar? 14'e mi bölünür? Başka 21'e bölünür ve 42'ye bölünür. Haliyle karşılığı olan B dediğin şey de işte 7, 6, 3, 2 ve 1 olur. Peki. Dostlar, bunların her biri sağlıyor. Ancak benim buradaki M dediğim, bakın şurayı da sağlatmalı. Hadi bakalım. Mesela M yerine 6 yazsam. 6 3'e tam bölünür ama benim M dediğim sayı 3'e bölündüğünde 2 kalanını vermeli. O zaman bu olmaz. 7 3'e bölündüğünde 1 kalanını verir. 14 14'ü 3'e bölersem 2 kalanını verir. Demek ki M 14. Demek ki M'nin rakamları toplamı 5'miş. Şimdi arkadaşlar burada daha kestirmeden, yani şurada yaptığım işlemleri yapmadan şöyle bir ufak tefek değerler vererek görebilirsiniz. Bir kere şunu unutmayalım. Ben bir sayıyı kendinden daha büyük bir sayıya bölüyorsam her zaman sayı kalan olur. Yani sen 2'yi de 3'e böldüğünde her zaman kalan 2'dir. İşte 1'i de 3'e bölersen her zaman kalan 1'dir. Ha okey. Biz M'nin 3'ten büyük olduğunu biliyorsak 3'ten büyük en küçük neyi 3'e bölersem 2 olur? 5. Buradan da deneyebilirdiniz. Yani mesela M 5 olur mu? M'ye gelirsin, şurada 5 yazarsın. Kalan 3 tutmaz. Sonra 3'e böldüğüm için 3 arttırırım. 3 arttırırım. 3 arttırırım. Bak, bu şekilde giderek de M'nin 14 olabileceğini keşfedebilirdim. Evet, mantıklı valla. Ne yalan söyleyeyim. Yani sayılarla biraz aramız iyiyse arkadaşlar, böyle ufak tefek değer vermek yeri geldiğinde çok işleri kolaylaştırıyor. Şimdi sıradaki sorumuz gene kazanım dolu. Dedim ya, ALES aslında bir süre sınavı. Burada da soruyu doğru yöneterek süremizi daha iyi kullanabiliriz. ABA 3 basamaklı bir sayıymış ve bunu gelmişim A1 diye 2 basamaklı sayıya bölmüşüm ve bölüm 13, kalan 19 olmuş. Şimdi normal şartlarda bölme algoritmamı yazdığımda ABA eşittir 13 tane A1 artı 19 yazarım. İşte bu aşamadan sonra arkadaşlar, soruda eğer ki lütfen dikkat, rakam varsa çekinmiyorsun, tamam mı? Değer veriyorsun. Bak, rakam, doğal sayı, pozitif tam sayı gibi ifadeler varsa unutma, süre sınavı bu. Hızlı çözmek için gerekli zamanlarda doğru değerleri ver. Mesela gidip burada çözümleme yapmak gerçekten mantıklı değil. Nasıl değer vereceğiz? Şöyle değer vereceğiz. Bak, dikkat et. 13 ile A1 çarpılmış. Şimdi bak, ben 13 ile A1'i çarptığımda en azından şunu biliyorum. Çarpım sonucunu bilemem de arkadaşlar, bu çarpım işlemi yapılır ve bu çarpma işleminin son basamağı, yani birler basamağı kesin 3'tür. İşte gösteriyorum şimdi bak. Kesin bu çarpma işleminin birler basamağı 3. Yani şu çarpma sonucu bir şey 3 artı 19. Peki ben bu bir şey 3 olan sayıya 19 eklersem son basamağı ne çıkar? 2. Bak şimdi. Demek ki senin ABA dediğin sayı
Bir şey ikiymiş. Yani A dediğin ikiymiş. Bak A'yı buldum bile. A 2 ise yaz yerine bak şurada bir daha yazıyorum arkadaşlar. Şurada A yerine 2 yazıyorum. 2B2 eşittir 13 çarpı 21 artı 19. Artık bu işlemi yapıp arkadaşlar B'yi bulacağız. Bulalım. 20 ile çarpsam ne yapıyor bu? 260, 273, 273 19 daha. 292 mi? O zaman 2B2 dediğin sayı 292. Demek ki B'de 2. Nokta 9. Değil mi? B'de 9. Olay bitti mi? Olay bitti. A ve B'nin toplamı 11 geldi arkadaşlar. İnsanlar ne bekliyor bizden? Çözümleme yapsınlar da süre kaybetsinler. Yapmayalım arkadaşlar. Özellikle son basamak kontrolü hep yapın sorularda.